Şimdi de örnek soru çözümleri yapalım. Birinci sorumuz şu. Aşağıdakilerden, eşitliklerden hangileri doğru? Pi bölü 2 artı x. Hangi bölgedeyiz? İkinci bölge. Sinüs ikinci bölgede ne? Artı. Fonksiyon değişmesi lazımdı. Ama artı olacaktı. Kosinüs x olacaktı. Yanlış. Tanjant 3 pi bölü 2 eksi x. Hangi bölgedeyiz şu anda? 270'ten hemen önce. Üçüncü bölgedeyiz. Tanjant artı olacaktı. Kotanjanta dönmesi gerekiyor. Doğru. Kosinüs pi artı x. Hangi bölge? Üçüncü bölgede. Kosinüs ne olacaktı? Eksi. Eksi. Kosinüs x olması lazımdı. Yani yalnız 2 doğru cevap olmuş olur. Diğer bir sorumuz. Verilene göre diyor ki 3 pi bölü 2 aralığıyla 2 pi aralığında verilmiş fonksiyon. Yani bize dördüncü bölgede verilmiş. Sinüs x'i vermişler. Hemen yine aslında bu x açısı bir dik üçgen içerisine sığmayacak ama biz onu dar açı haline yapacak olursak neydi? 7, 25. Pisagor'dan 24'te burası özel bir üçgendi. Sekant x sorulmuş. Sekant x kime eşit? 1 bölü kosinüs x'e. Kosinüs x 1 bölü. Kosinüs x'imiz ne buradan? 24 bölü 25. Ama hangi bölgedeyiz? Dördüncü bölgedeyiz. Dördüncü bölgede kosinüs ne olması lazım? Artı. Demek ki 24 bölü 25'i yazdık. Cevabımız 25 bölü 24 olmuş olur. Diğer bir sorumuz eşiti nedir diye sorulmuş. Pi artı x hangi bölge? Üçüncü bölge. Sinüs ne? Eksi. Eksi sinüs x oldu. 2 pi eksi x. Yani 360'ın öncesi. Dördüncü bölgede. Kosinüs ne? Artı. O zaman kosinüs x. Geldik buraya. Pi eksi x. Hangi bölge? İkinci bölgede sinüs ne? Artı. Sinüs x oldu. İşaretlerimizi de yerleştirdik. Bu sinüsle bu sinüs birbirini götürdü. Cevabımız kosinüs x oldu. Diyor ki verilenlere göre kotanjant x nedir diye sorulmuş. Dikten diginmişler Öklit. H kare eşittir. P çarpı K'yı hatırlarsak 2 çarpı 8 16'dan burası 4. Bize kotanjant x'i sormuşlar. O da komşu bölü karşıdan 8 bölü 4 yani 2 olmuş olur. Tabii birkaç basit soru daha sonra da birazcık da değişik ve orijinal sorularda var. Bilginiz olsun. Şimdi gelelim bir başka sorumuza. Bu biraz daha güzel bir soru. Yani burada tahminde bulunmak yerine hemen daha pratik şunu yapabiliriz. Hemen birim çemberimizi yine klasik çizdim ben. Bakın hiç yorum yapmadan adeta, yani tabii ki tanımlamayı bilmek şartıyla. Şimdi şurada 1 bölü 4, 1 bölü 2, 1 bölü 3 hangisi daha büyük muhabbeti yapacak olursak bunu 6 ile, bunu 3 ile, bunu da 4 ile genişletirsek yukarısı 3, 6, 4. Şimdi yani 3 bölü 12, 6 bölü 12, 4 bölü 12. 6 bölü 12 yani şurası diyelim ki burası 1 bölü 2'nin olduğu yer olsun. Yani ya da tam hani görevimizi doğru yapmış olalım. Şurası birim çember 1 ise 1 bölü 2 şurada bir yerde. Tamam. Kosinüs olduğu için x eksen üzerindeyiz. Sonra 4 bölü 12 var. 3 bölü 12 var. 4 bölü 12 de şurada olsun. Burası da 3 bölü 12 dediğimiz yer ya da şunları da şöyle yazayım istersek. Yani 4 bölü 12 ya da 1 bölü 3 dediğimiz şey şuradaydı. Diğeri de 1 bölü 4. O da şurada bir yerde. Şimdi bunlara karşılık gelen noktaları düşünecek olursak. Şöyle aldım. Demek ki bunlara karşılık gelen
şu açı 1 bölü 2'yi gördüğü için burası B açısı. Bu açı kimi görüyor? 1 bölü 3'ü gördüğü için burası da C açısı. Bu açıda 1 bölü 4'ü gördüğü için A açısı. Yani kim daha büyük? A büyük, C büyük, B olmuş olur. Balıkesir doğru cevaptır. Gelelim indirgemeyle şu. Bunu 180 artı 30 diye hayal edecek olursak hangi bölgedeyiz? Üçüncü bölgede. Tanjant ne? Artı. Eşittir dedik. Tanjant 30. Şurası 360 eksi 60. Mümkünse 180 ve 360'ı kullanmaya çalışıyorum. Yani en azından fonksiyon değişmesin diye. Dördüncü bölgedeyiz. Sinüs ne? Eksi. Bir eksi de önünde var. Artı sinüs 60. Bölü 360. Kosinüs 360'ın değerini zaten biliyoruz. O neydi? Hatırlayın birim çemberden. 1. Buraya geldik. 180 eksi 60. Hangi bölgedeyiz? İkinci bölgedeyiz. Kosinüs ne eksi? Bir eksi de önünde var. Artı kosinüs 60. Eşittir. Değerleri yani. Tanjant 30. Kök 3 bölü 3. Artı sinüs 60. Kök 3 bölü 2. Bölü 1 artı 1 bölü 2 de kosinüs 60. Burada payda eşitlersek bunu 2 ile bunu 3 ile yaparsak 5 kök 3 bölü 6 bölü 3 bölü 2'den birinciyi aynen ikinciyi de ters çevirip çarptığımızda 5 kök 3 bölü 9 sonucunu elde etmiş oluruz. Gelelim başka bir sorumuza. Bir ABC üçgeninde ABC'ler arasında. Şimdi ABC üçgeninde açılardan bahsediyorsa bizim bildiğimiz tek şey A'nın açısının ölçüsü, B'nin açısının ölçüsü, C'nin açısının ölçüsü 180 derece. Şurayı soruda bütün bırakmış. Biz de bütün bırakalım. Bu adam kime eşit? 180 derece eksi A açısı değil mi? Kosinüs A açısı artı kosinüs 180 eksi A açısı dedik. Hangi bölgedeyiz? 180'den hemen önce diye düşündük yine. İkinci bölge. Kosinüs ne? Eksi. Eksi kosinüs A olur. Kosinüs A da burasıydı. Cevap 0 bulunmuş oldu. Gelelim başka bir sorumuza. Şekildeki satranç tahtasını eş birim karelere ayırmışlar. Hangileri doğru diye sormuşlar. Şimdi şuradan bu açınınkini bilemeyiz ama biz şu açıyı bulma şansımız mümkün. Ne yapıyoruz? Hemen bu açıyı taşıyarak şuraya getirdim. Şimdi şu uzunluk birim kareleri düşünürsek ne oldu? 5. Şurası zaten 8. Şu şekilde düşünürsek tabii ki burada şunu hayal ederek yorum yapacağız. Şurası ne oldu? 4, 8. Bu uzunlukta 4 kök 5. Şimdi kosinüs x eşittir. Biz de kosinüs x'ten bahsetmiş. Onları yazalım. Şimdi normalde bu açı 180'e tamamlayan bir açı. Kosinüsü ne bunun? 4 bölü 4 kök 5. Ama 180'e tamamlayan olduğu için eksi 4 bölü 4 kök 5'ten eksi 1 bölü kök 5. Tanjant x lazım. Tanjant x ne? 8 bölü 4'ten 2. Ama 180'e tamamlayan olduğu için eksi 2. Kotanjant x de tanjantın çarpmaya göre tersi olduğu için eksi 1 bölü 2. Gelelim y'ye. Şimdi şu açı sorulmuş. Onu yine 180'e tamamlayan bu. Hemen ne yaptık? Onu da şuraya getirdik. Şimdi buradan şeklimizi tamamlıyorum yine. Şöyle tamamladık. Çok güzel tamamladık. Şurası ne oldu? 4. Şu uzunluk ne kadar yine? İşte 8 de burası. Yine burası ne oldu? 4 kök 5 oldu mu? Şimdi bu açınınkini yazacağım. Aslında birebir biraz öncekinin aynısı farkındaysanız. kosinüs y eksi 1 bölü kök 5 yapar o zaman.
bir aynısı olduğu için. Tabii kosinüs y'ye ihtiyaç yok ama sinüs y ne? Sinüs y karşı bölü hipotenüsten 8 bölü 4 kök 5. O da 2 bölü kök 5 ama sinüs ikinci bölgede ne? Artı. O zaman 2 bölü kök 5 oldu. Kotanjant y lazım. Kotanjant y tanjant x ile aynı olacağı için yine eksi 1 bölü 2. Şimdi buna göre yorum yapabiliriz. Kosinüs x ve sinüs y'yi toplarsak 2 bölü 1 bölü kök 5 yapar. Sıfırdan büyüktür demiş, doğru. Tanjant x kotanjant y'ye eşittir demiş. Yanlış. Kotanjant x ile, yani bununla sinüs y'yi toplarsanız demiş. Şimdi ikisini topladığımızda, yani eksi 1 bölü 2 ile 2 bölü kök 5'i toplamak istiyoruz. Şimdi bunu kök 5 ile, bunu 2 ile genişletirseniz ifadenin 4 eksi kök 5 bölü 2 kök 5 olduğunu görürüz. Bu 4'ten küçük. Yukarısı pozitif. Pozitif bölü pozitiften pozitif olur. Yani doğru söylemiş. 1, 3 doğru cevap olmuş olur. Şimdi gelelim bir başka soruya. Şimdi şu diyor ki eş ikizkenar üçgenleri verdik. Boşluk kalmayacak şekilde birleşiyorlar. Şimdi o zaman şu uzunluk 4 birim. Bu uzunluk da 4 birimmiş. Şimdi şu parça o zaman eş olan parçalardan biri. O zaman bu uzunlukla bu uzunluk oturmadığı için diğer eş parça da burası. Diğer eş parça da burası. Yani şuranın 90 olduğunu görebiliriz. Benzer şekilde o zaman şimdi buralar alfa alfa, burası da alfa. Şu açı da alfa olur. O zaman buradaki eşlik bu değilse bunlar birbirine eşit. Demek ki burası da alfa. Burası da alfa. 90 burasıysa burası da mecbur alfa. Demek ki eş olan diğer iki kenarda şu ikisi olmuş olur. Buradan da 4 alfa eşittir 180'den alfa eşittir 45 bulunmuş olur. Şimdi şurası, şu uzunluğu biliyoruz 4. Burası 45 derece olduğuna göre burası 90. Şurası da 90. Burası 4 ise şuradaki her iki uzunluk 2 kök 2. 2 kök 2. Toplam şu uzunluk ne kadardı? 4'tü. Geriye ne kaldı o zaman? 4 eksi 2 kök 2. Şimdi bize neyi sormuş? Şu üçgende tanjant x karşı bölü komşu. Yani 2 kök 2. Bunu sormuşlar bize. Şimdi buradan işlem yapacak olursak yukarısını 2 kök 2 parantezine alsam ben. Kök 2 eksi 1 bölü 2 kök 2'den 2 kök 2'ler gitti. Kök 2 eksi 1'i bulmuş oluruz. Videoyu da çekelim. Şimdi yaklaşık bir 30 tane daha sorumuz var. Bunları da devamını bir sonraki videomuzda devamını çözmüş oluruz artık.